Sevgili seyirciler, dış giyim, spor giyim ve gömlek gibi pek çok alanda ürün gamı bulunan Bossa, profesyonel yönetim kadrosuyla artık dünyada da adından söz ettiriyor. Kuruluş, 650 bin metrekare alana yayılmış, toplam 3 üretim tesisi ve 2500 personeliyle Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşu konumunda. Bossa, Türk tekstilinde çok önemli bir firma. 1951 yılında kurulmuş, hala Türk anonim şirket olarak hayatiyetini sürdüren ender kuruluşlardan bir tanesi. Sabancı ailesine ait bir kuruluş olarak yaşamına başlıyor. Türk tekstilinde 60 sene tabii çok uzun bir süre. Burada çok öncülük yapmış, ekol olmuş, okul olmuş, birçok şeyi yetiştirmiş. Öncülüğü inanılmaz derecede etkilemiş bir firma, bir kurumdan bahsediyoruz. Çok geniş bir ürün yelpazesiyle, farklı farklı ürünleri yapabilecek fabrikalar, işletmeler ile başlamışken 2008 yılında borsaya kote ve halka açık bir şirket olarak Ebu Bekir ailesine geçiyor 2008 Temmuz ayından itibaren. Sonrasında da daha bu işe konsantre olmuş, tekstili kendisi için ciddi anlamda bir iş, bir business olarak gören bir aileyle yoluna devam ediyor. Firma dış giyim, denim, spor giyim ve gömleklikten oluşan farklı ürün yelpazesi ve yıllık 84.5 milyon metre üretim kapasitesiyle pazara geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Denim öyle ciddi anlamda hayatımızın bir parçası. Denim aslında herkesin hayatında çok önemli yer edinen bir şey, bir ürün. Çarpıcı olarak şöyle anlatayım, herkesin kafasında netleşir. Üç özelliği var aslında. Bir tanesi zamansızlık. Hem gündüz hem gece giyebilirsiniz. Onun için rahatlıkla insanların tercih ettiği bir ürün grubudur. İkinci yönü, her hangi yaşta giyerseniz giyin, kesinlikle sizi gençleştirir. Daha olduğunuz yaştan daha genç gösterir. Üçüncü yönü de aynı kalıbı, aynı modeli de alsak, aynı bedende de olsak, kullanım sonrasında sizdeki duruşuyla bizdeki duruş arasında farklılık olur. Bu da böyle size özgü bir ürün. Böyle bir ürün grubu çok fazla yok. Dolayısıyla cazibesi ve çekiciliği bu olan bir işin, kumaş üretimini yapan bir fabrika burası. Kuruluşun 2009 yılı Mayıs ayında denim ve spor giyim işletmesinde bulunan ARGE birimi, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ARGE merkezi olmaya hak kazanmıştır. ARGE Müdürlüğümüz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı, sayılı şeylerden biri, müdürlüklerden bir tanesi. Gerçek anlamda ARGE çalışmasını yapıyoruz. Bundan evvel senelerdir ARGE'nin ayrı bir kalem olarak bulunmuştur. Bu ARGE merkezlerine devlet teşviklerinin olmadan önce de ARGE'ye ciddi önem veren bir kuruluştur. Dolayısıyla da şu anda bilfiil 60 kişilik bir kadrosuyla ARGE faaliyetini burada yürütüyoruz. Onaylı, onaylanmış çok önemli projelerimiz var. Patent başvurusunda bulunduğumuz işler var. Geçmiş yıllarda biraz daha kumaş yönünde yönelimimiz biraz daha azdı, fakat son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda kumaşa yönelik de ciddi tasarılar var, ciddi projeler var, ciddi sonuçlanmış işler var. ARGE'yi olabildiğince teknolojik şeyler yapmanın ötesinde fonksiyonel hale getirip kumaşta bunun karşılığını görmeye çalışan bir çaba içerisindeyiz. Kuruluş gerek kendi bünyesinde gerekse müşterileriyle ortak yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarında kullanılan enerji kaynaklarının minimuma indirilmesine dönük projeler geliştiriyor. Ekoloji işiyle ilgili de hani bunun ilk bundan 10-15 sene öncesinden itibaren ciddi şeydeyiz. Başlatanlardanız. Denimde zaten
Türkiye'deki önemli 2-3 oyuncudan bir tanesi olduğumuz için yine Reset adı altına verdiğimiz bir genel konseptimiz var. Bunun adı altında sustainability şeylerini yapmış, recycle bütün ürünleri yapmış ve bununla ilgili ısrar etmiş. Kimselerin bu işlerle ilgili olmadığı dönemlerde bunu bir kendisine konu etmiş ve sahiplenmiş, içselleştirmiş olarak ciddi uğraş verdik. Satışlar da yaptık. Bu öyle bir trendti ki dünyadaki trendine paralel olarak genelde kuzey ülkelerinden başlayıp bütün o daha konforu, daha çevreyi, çevreyle dost olarak yaşayabilmeyi, bunu bir mesaj olarak hayatına taşıyabilmeyi isteyen insanların ihtiyaçlarına yönelik bir uğraştı bu. Şu an geldiğimiz noktada yine Argen'in devamında. Polietilen bildiğimiz o şişelerden bunu geri kazanıp kumaş haline getirebiliyoruz. Yani bu noktalara geldi burası. 10-12 yıldan beri de her sezonda mutlaka Reset adı altındaki, konsept adı altında şeyi yürütüyoruz. Çalışmalar devam ediyor.